Merhaba tarih severler. Bugün sizlere Antalya'nın hem turizm cenneti hem tarih cenneti olan bir köşesinden, Side'den sesleniyoruz. Side'de en eski yerleşimi M.Ö. 7. yüzyılda Luviler tarafından yapıldığı biliniyor. Hatta Side kelimesinin Luvice nar anlamına geldiği söylenmektedir. Bir başka teoriye göre Side kelimesi Anadolu'nun en eski tanrılarından olan dağ tanrısı Toros'un kızının ismidir. M.Ö. 6. yüzyılda önce Lidya ardından Pers egemenliğine giren Side her zaman önemli bir kent olmuştur. M.Ö. 334 yılında tüm Pamfilya bölgesinin olduğu gibi Side de Büyük İskender'in egemenliği altına girer. Bir süre Korsanların egemenliği altına giren Side bağımsız bir dönem yaşıyor ve en sonunda M.Ö. 78'de Roma egemenliğine giriyor. 2. ve 3. yüzyıllarda ise en parlak dönemini yaşıyor diyebiliriz. 4. yüzyılda birden fakirleşen Side'yi 5. ve 6. yüzyıllarda tekrar gücünü kazandığını görüyoruz. 9 ve 10. yüzyıllarda ise Arap istilasına uğruyor. Arap kaynaklarında Yanık Antalya olarak geçen Side, Bizans kaynaklarında ise Korsan yuvası olarak belirtiliyor. Şu an Side Antik Kenti'nin tiyatrosundayız. Tiyatro, diğer Roma'ya ait tiyatrolarda olduğu gibi yarım ay biçimli bir sahnesi, 3 katlı bir sahne binası var. Ancak sahne binasından bugüne ancak bir katı kalabilmiş. Oturma basamakları da yine oldukça fazla. Şu an alt basamak sırasıyla üst basamak sırasını ayıran diazoma denilen bölgedeyiz. Burası da muhteşem tonozlarla örülü bir yer. Dilerseniz şimdi burayı gezelim. Uzun yıllar boyunca tiyatro olarak kullanılan bu güzel antik tiyatro milattan sonra 5. yüzyılda Roma döneminde içerisine şapeller yapılarak kutsal bir yer olarak yani bir açık hava kilisesi olarak kullanılmış. Side kenti Pamfilya'nın en önemli ticaret liman kentiydi. Aslında Agora'sının büyüklüğünden anlaşılıyor. Agora'nın tam ortasında granit direklerle süslü bir stoası bulunuyor ve etrafında da dükkanlar konuşlanmış. Etrafına baktığınız zaman da sütunları görebiliyorsunuz. Şu an Side sokaklarında Demeter Tapınağı'nın önündeyiz. Demeter Tapınağı milattan sonra 2. yüzyılda Roma döneminde inşa edilmiş, yarım daire planlı ve önünde anıtsal merdivenlerin olduğu bir tapınak. Bu arada Demeter kim derseniz Yunan mitolojisine göre tarım ve bereket tanrısı. Şu an Side'de Bizans Bazilikası'nın önündeyiz. Bu bazilika oldukça büyük bir alana konuşlanmış. Çok önemli yapılar bulunuyor içerisinde. Bunlardan ilki Apollon Tapınağı. Birazdan göstereceğiz size. Bir diğeri Athena Tapınağı ve kilise. Kilise tam ortada bulunuyor. Tapınaklar yan taraflarda. Muhteşem bir tarihi güzellik. Şu an Side'ye her gelişimde beni inanılmaz büyüleyen yapının önündeyiz. Apollon Tapınağı. Sadece 5 sütunu kalmış olsa da, üçgenimsi çatısının sadece yarısı kalmış olsa da gördüğünüz zaman muhakkak sizi büyüleyecek olan Apollon Tapınağı. Apollon kimdir derseniz, dans, sanat, müzik ve şiir tanrısı. Gerçekten şiir gibi bir tapınak yapılmış ona, adına yakışır bir şekilde. Ve işte az önce bahsettiğimiz Apollon Tapınağı, Athena Tapınağı'nın tam karşısında, Bizans Bazilikası'nın tam ortasında, denize nazır. Sadece 5 sütun ve minicik bir çatı kalmış olmasına rağmen hala çok büyüleyici bir tapınak, Apollon Tapınağı. Şu an Side'de Athena Tapınağı'nın önündeyiz. Athena, Side'nin baş tanrısı. Şöyle ki, kışın liman kapanıyor, ilkbaharda liman bir bayram töreniyle açılıyor ve Athena'nın liman kazalarını önlediğine ve bereketli bir ticaret yılı geçireceğini sağladığına inanılıyor. Side'de hangi taşın, hangi toprağın altını kaldırırsanız tarih fışkırıyor. İşte bu amaçla yaklaşık 4 yıldır büyük bir arkeolojik çalışma ve restorasyon çalışması Side'de devam ediyor. Side'nin girişine arabayla girmek mümkün değil. Orada bir kontrol noktası var. Arabanızı buraya bırakıyorsunuz. Küçük trenler yapılmış. Bu trenlerle tarihi turistik yerleri gezmeniz mümkün. Ancak dediğim gibi arabayla giremiyorsunuz.
Side Yarımadası turizm kadar tarihi değerleriyle de dikkat çekiyor. Burada o kadar güzel bir çalışma devam ediyor ki bizleri çok mutlu ediyor. Umarız ki Side her yıl güzelleşen çehresiyle bizleri misafir etmeye devam eder. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup takibi almayı unutmayın.